Abilerin abisi, ben korkmaya başladım ya. Ben de korkmaya başladım biraz. Hani sana Mortuary's Assistant'ı göstermem de üstüne katkısı olabilir. Ya bir oyun gösterdi bana Mortuary's Assistant diye. Gündüz vakti psikolojim çok bozdu arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi olamayabilirim, kusura bakmayın. Üzerimize iyilik sağlık. Ben gece evde yalnız oynamaya çabaladım dün, bir de böyle delir sağdan misin? Soldan hakikaten yani bir şey vardı ya, Cthulhu mitosunda böyle yavaş yavaş delirirsin. O evet. Seviyeye getiriyor oyun. Bıraktım ya, Amnesia'dan sonra tırsıp bıraktığım yegane oyunlardan biri yani oldu. Yani gündüz vakti bıraktım. Ha, biraz ben gece önce vakti bıraktım. Yani bir şeyler de öğretiyor sana oyun. Hayır. Hocam disket kutusunda yatır mı var? Yani hakikaten ben yani böyle sıradan bir gece oturuyordum evde. Bu korku oyunundan bağımsız. THQ Nordic böyle ne kadar 90'larda 2000'lerin ilk yarısında sevdiğimiz, artık devamı yapılsa ne güzel olur diye burada bol konuştuğumuz oyun varsa hepsini bir bir dan üstümüze attı yani bir gecede. Ama yani konuşmamızın üzerinden de şurada bir ay falan geçmiştir. Yani biz şu IP'leri istiyoruz falan. Ya yıllardır yani hep de konuşuyoruz yani, zaten yani. Gerçi son bir yıldır kanala böyle şeyle yani dirayetli bir şekilde mesajımızı gönderdik böyle. Ama evren de yani böyle almış mesajı. Abi yine kayıtsız kalmadı evren. Kayıtsız kalmamış. Ne dediysek hakikaten bir şekilde tesadüf bir kader. Hiçbir IP ölmez. Ölmez dedik. Embracer gruba direkt dikkat edin dedik. Dikkat dedik. Embracer grubu dikkat, hiçbir IP ölmezdik. İstediklerimizi sıraladık ve teker teker hepsi gerçeğe düşüyor başladı. Hani nereden başlayalım? En babalarından başlayalım. Alone in the Dark aynen. Olarak geri dönüyor. Geri dönüyor. Evet. Hatta yani Alone in the Dark konusunu geçenler detaylı işlediğimiz zaman hatırlıyorsan şey diye kapatmıştık konuyu. Yani 2008'deki son iterasyonu Alone in the Dark'ın iyi olmadı. Nesin olduğu bir Reflections'ın videoda mı konuşmuştuk onu? Galiba. Abi Enis'te de konuştuk. Yalnızken de konuştuk. Yalnızken de konuştuk. Hatırlıyorsun o oyunu. Böyle evet. Edward abinin şöyle elindeki pantoyu açıp inventory yarattığı bir şey var, hatırlıyorsun. Ben onu da sevmiştim işte. Yani sevmek için çok bahane bulmuştum onu da. Gözlerini kapatıyordun ve şey karanlıkta şey görüyordun falan. Evet, yani. Evet. Aynen. Ama bu yenisi şöyle heyecanlandırıyor. Daha önce ne yaptığını bilmediğim Pieces Entertainment diye bir ekibe yaptırıyor. THQ Nordic bunu. Ama hikayesine Soma'nın hikaye yazarı yazıyor. Bu çok kritik bir konu hocam. Yani bu çok game changer bir konu yani şu anda. Ya, sık sık gözümüzden kaçan bir gerçek. Alone in the Dark bir Cthulhu hikayesidir aslında. Yes, aynen öyle. Evet. Doğru. Doğru. Yani Lovecraftian öğeler kullanır ilk oyunundan biri. Geçenlerde dünyanın en büyük işte Resident Evil fan kanallarından bir tanesi Resident Evil Central'da bir tartışma çıktı işte şey ister misin? Resident Evil 1'in remake'ini ister misin? 2 gibi 3 gibi böyle hani omuz üstü kamerayla falan. Dedim ki ben gerek yok böyle bir şeye. Yani remake yapılmıştı bir daha. Tabii. Dedim ki yani Resident Evil 1 remake zaten yeterince iyi bir oyun. Bir masterpiece. Aynı zamanda da korku hayatta kalma türünün altın dönemini temsil ediyor. Yani altın çağını temsil ediyor. Dedim dokunmayın ona. Dokunması bence dedim gerek yok. Sonra altında bir şey çıktı. Tartışma dönmeye başladı. Tabii bazıları da şey yapıyor. Buna muhalefet ediyor. Bir tanesi şey dedi işte Alone the Dark sonuçta bunu daha önce yaptı Resident Evil'dan. Fakat ilk Alone the Dark oyununun evet yani çığır açan, tür belirleyebilen bir çıkış olduğu kesin ama bak hatırla yani oyunu çalıştırmak çok zordu bir. Çok zordu abi. Ben o dönemi yani, çok net hatırlıyorum. İşte tam benim bu oyun dergiciliği alanına da girmemden bir tık önce PC'de de oyun oynanıyormuş ya falan böyle yaptığım Amiga PC geçiş aynen. dönemi hakikaten zor çalışıyordu. Ve çok zor çalışıyordu. Şeydi böyle hani kütük ötesiydi. İnanılmaz. Yani bir kere şeyin yani Edward Carnby'nin hareketleri yani oyun herhalde saniyede bir frame falandı. yavaş yavaş gelirdi. Şangır diye camdan köpekler atladığını çok net hatırlıyorum. Şey vardı mesela işte sabit kameranın güzelliklerinden bir tanesi Alone the Dark'ın açılış sahnesinde mesela onu izleyen bir yaratığın gözünden bakıyordum fiz kamerada. O tip trikler harikaydı fakat oyun bir pacing'i çok yavaş. İkincisi zaten çok zor çalışıyor. Dolayısıyla ulaşamadı. Yıllar önce Resident Evil'a kaptırdı o. Evet yani Sony'ye aynı anda pitching yapmış. Infogram ve şey Capcom. Bir Resident Evil ve Alone in the Dark tabii ki Resident Evil'la gitmiş PlayStation. Ben bunu ilk elde o pitching yapan abiden dinledim. O zaman E3'te falan mı gittiğimizde? Hayır. O abi Infogram'ın kurucularından olan bir Fransız abi Yves Blahou. O bir oyun firması kurmuştu. Bize danışmanlık vermiştik ona zamanında. Bu anlatmıştı zamanında. Yani Infogram'da biz Alone in the Dark'ı biraz daha cilalayıp şey yaptık. Sony'ye şey yaptık ama Resident Evil rol çaldı bizden zamanında. Hani evet yani evet. Ama gerçekten yani ilk Alone in the Dark'ı
Tamam mı? Bütün böyle şeyiyle beraber, temasıyla ve settingiyle beraber alıp bir remake yapması yani benim böyle rüyalarımı falan süslüyor şu anda yani. Hikaye aynı olmayacak. Olmasının mimkinatı yok. Muhtemelen şey yaparlar. İki karakter işte olacak. Edward'ı yönetiyoruz. Bir de Elizabeth'ti galiba. Kadın bir karakter var. İki karakter şeyde yoktu değil mi? Alone in the Dark 1'de bir var tane, mıydı? Birincisinde yoktu. Benim Alone in the Dark serisinin en sevdiğim ölümü PlayStation 1'in sonunda ve PlayStation 2'nin hemen baş döneminde çıkmış. Yani 2000'in olması lazım. Alone in the Dark The New Nightmare diye bir oyun çıkmıştı zamanında. 4 aslında değil mi o? Ben tam olarak serisini hatırlamıyorum ama serinin çok anlamlı bir reboot'uydu o ondan sonra. O da yine Lovecraft'in temalarını yoğun kullanan bir oyundu. Yine sabit kamera açıları old school bir korku hayatta kalma oyunuydu. Onda iki farklı karakterle oynayabiliyorduk. Hatta iki farklı karakterin girebildiği geçebildiği yerler de farklı birbirinden. Güzel. Yani hakikaten orada Resident Evil'la övkünmüşler. Doğru. Yani Resident Evil 2'den çok iyi dersler çıkartmış bir projeydi. Bence de o bütün Alone in the Dark şeyinin olayının en iyi oyunuydu bence. Şahane. Evet. Tabii yani beni en çok heyecanlandıran bu değil. Beni en çok heyecanlandıran adında hiç CNC'nin şirazesi geçmeyen ama adı CNC olmayan CNC klonu diyebileceğim Tempest Rising. Tempest Rising. Hatta evet yani buralara videosunu koyar. Ben bir yerde Hand of Nod görür gibi oldum böyle. Ha. O barakaların yapılması, işte nükleer savaş sonrası bir dünyada geçiyor. Çok böyle 90'lar, 2000'ler gerçek zamanlı stratejisi, ambiyansı var. Görsellik çok iyi. Tabii. Üç taraf var. İşte bir tanesi fazlasıyla Nod'a benzerken diğerinin ismi bile GDF galiba. GDI değildi. GDF. Bir de açıklanmamış üçüncü bir ırk varmış. O da böyle mutantlar olmasın mı? Falan nükleer, diye. Yani şey var. Harvester'lar gidiyor. Kırmızı nükleer tarlalardan enerji topluyor, getiriyor. Bina yapıyor. Çok canım çekti şu ya, anda. Ya salın da şu CNC olsun da. Yani hakikaten. Şu an sen anlattıkça var ya öyle canım çekiyor ki sana anlatamam bir... ya. Şey yapmışlar, videoda bir giriş var. Welcome Commander diyecek diye bekledim yani. O kadar CNC gibi ama CNC değil. Kane yani, isteriz ama. Ah ulan, hani ha bir de ya, bir patlatıyorlarmış oraya. Abi var ya. Çünkü Kane olmadan Kane gibi de Joe Coogan çok davranabiliyor şeylere. Aynen. Red Alert'te de öyleydi. Aynen, ya. Aynen doğru. İlk başta Kane'di Red Alert 1'de sonra Yuri'ye dönüştü ama hiç de garipsemedik. Burada da başka bir şey oldu dersin. Ben bunu bilmiyorum. Ben 2'yi oynamışım. Hiç oynamadım. Ha, birin sonunda Long Live the Brotherhood diye aynen. Stalin'i şey yapar, suikast yapar. Bir Red Alert 1'in sonunda Joe Coogan. Direkt Kane'dir abi o. Aa falan olursun böyle. Yani buna da spoiler derlerse kardeşim yani bir şey diyemeyeceğim. Hem çok heyecanlandıran o oldu. Zaten ne oluyor lan bu gece diye bütün o videolara falan bakmama sağladı. Aha. Bir diğer beni heyecanlandıran oyun ise Jagged Alliance 3 oldu. Şimdi Jagged Alliance hakikaten yüksek lisanslılar ve profesörler bilmeyebilir. 97-96 senesinde çıkan, yok belki daha önce 95 falan da olabilir. Sıra tabanlı bir stratejimizdir. Evet. Tropik bir adada. Adada böyle ağaçlardan elde edilen çok değerli bir madde var. Bunun üstünden dönen bir şey savaş. Gerilla savaşını konu alır. Bayağı konulu. Karakterlerin kendi özel skill setleri olan işte hacker. Hacker'dır. İsmi vardır. Hikayesi vardır. Daha böyle sızmaya yönelik oynayan kişi bir kişidir. Her bir karakterin bir ismi cismi vardır yani. Hepsinin bir skill seti vardır. Ve adayı parça parça böyle gerilla taktikleriyle ele geçirmeye çalışırsın. Ondan sonra adanın diktatörüne karşı işte asilerle birlikte orayı ele geçirmeye çalışırsın. Sonra ikincisi çıktı. O da çok güzeldi. Sonra bir ortadan kayboldu. Ama şeyden bahset yani kendine has korkunç sadık bir hayran kitlesi vardır. Evet. Yani o zamanlar ben işte daha oyun sektöründe şey olarak değilim. Yani profesyonel sektöründe değilim. Game Show'da Murat Adanç, Mac, onun övmesi üzerine oyunu keşfetmiştim. Sonra Jagged Alliance 2 çıktı. Sonra ortadan kayboldu. Sonra Rus bir firma bu Jagged Alliance ismini alıp yine sıra tabanlı bir strateji reboot etmeye çalıştı. Onlar da güzeldi ama tabii o ilk oyundaki tropik ada atmosferi, keyifli, aynen, o kendine özgü hali yoktu. Çünkü hani bunu Murat Adanç'ın sözleri söyleyeceğim. En vahşi hayallerindeki gerilla taktiklerini sıra tabanlı bir stratejide ince ince uygulayabiliyordum. Biri kapıyı kırarken öbürü uzaktan snipe etsin falan. Sonra tabii çok güzelleri çıktı işte. Yeni eğlenmiş XCOM. Silent Storm falan. Yani, Silent. Böyle tekil tekil her bir askerin yeteneklerini kullandığın
gerilla taktiklerini çok iyi uygulayabildiğin oyunlar çıktı. Tabii, o bazı StarCraft ve normal gerçek zamanlı strateji oyunlarında böyle görev tasarımları oluyordu ya. Hep oradan alınmış görev tasarımlarıydı onlar. Hep, birkaç birimle gidiyordu. Hep yani. Ama benim için şeydir yani en tepe noktalarından birisi Silent Storm'dur. Eyvallah. Çünkü seken bir mermi benzin deposuna patladı diye her şey kaosa verebiliyordu. Çok detaylı, çok güzel bir sıra tabanlıydı o. Gerçek zamanlarda o kadar olmuyor. Yani Company of Heroes'da bile o kadar olmuyor. Her ne kadar piyade taktik oynayışı çok keyifli olsa da hiçbir zaman Silent Storm gibi işte XCOM gibi ve nihayetinde Jagged Alliance gibi olmamıştı. Bakalım yani 2023'te çıkmış bir Jagged Alliance o şeyi yakalayacak mı? Zaten bu seri oyunları, bu THQ Nordic'in duyurduğu oyunların en büyük challenge'ı Z jenerasyonunu da katıp biz zaten hazırız. Evet, hazırız. Take My Wallet modunda tabii, bekliyorum biz yani. Z jenerasyonunu da katıp bakın arkadaşlar yani sizin bu kendinizi kaptırdığınız servis bazlı oyunlar, işte micro payment'lar falan filan bunları sallayın. Öyle. Eskide bit pazarında nur var kafasına getirebilecek mi? Eğer bunu başarırsa iyi de peşinden sürükleyebilir. Şeyi de peşinden sürükler. Yani bütün büyük firmaları eskilerde ne vardı güzel Allah Allah nidalarıyla. Ben söyleyeyim. Geçenlerde Enis'le yaptığımız işte videoda 3A oyun firmalarını yani yüksek prodüksiyon oyun firmalarını frekansları düştü falan çok dedik ya. Çok korkunç düştü. Belki tekrar ya bu oyunlar iyi hatır sayılır satış rakamlarına yaklaşırsa eğer tekrar şey olabilir bir ikinci bir rönesans olabilir. Tabii. Onun. Yani herkes bütün büyük firmalar şeyi bekliyor şu anda yani 150 milyon dolarlık oyun yapalım 700 milyon dolarlık getir hacmi olsun. Oyunun ömrü de 10 sene olsun falan filan. Onun yerine abi yap 10 ila 50 milyon dolarlık oyun yap 100 milyon dolar kazanmaya aynen çalış. Herkesin derdi 10x kazanmakta. Bu her şeyi her türlü taraftan hem oyun sektörünü hem dünyayı mahvediyor. Bu mahvediyor. Apayrı bir mahvediyor konu yani. Herkes 10x peşinde. Olma abi 1.5x peşinde ol biraz da yani. Ne o da yani? Bütün yaratıcılığı ondan sonra yani bütün böyle geliştiricilerin yeni şeyler deneme, risk alma, potansiyelini kesinlikle kullanma gibi kreatif sektörlerde çok geçerli parametreleri öldürdü hocam. Işte kesinlikle yani. Öyle abi. Yani buna canı gönülden katılıyorum. Bir diğer oyunumuz bu Narva maalesef ben de yok. Zamanda ıskaladım. Birazcık da Alman FRP kültürüne şey olduğum için biraz mesafeli. Mesafeli olduğum için Gothic Remake. Abi Gothic Remake bence önemli bir proje. Çok. Çünkü enteresan bir şekilde bunu gerçi disket kutusu takipçileri hatırlayacaktır. Piranha Bytes asıl orijinal ekibi. Ben o orijinal ekipten biriyle yıllar çalıştım. Ondan sonra bizim Tom Putski. Aa Wargaming'in iletişim direktörünü hatırlıyorsun. Hatırladım. Tom Putski'nin elinde evini ben birkaç defa evinde ziyaret ettim onu. Almanya'da, Berlin'de. Tom çok kafa adamdı. Çok, yani. Çok. Buradan sana gerçi onu şey yaparım. Daha bunun linkini yollarım şeyden. Telegram'dan yazışıyoruz ara sıra hala. Kulaklığı açınlasın. Tom abi Big dedi. Abi bir şekilde Wargaming'in iletişimden sorumlu. Direktörlerinden de bu arada Tom Putski. Onunla çalıştım yıllarca. Onun evinde çok enteresan böyle 70-80'li yıllardan kalma bazı oyunların şeyleri vardı. Full sürümleri falan vardı. İşte mesela şöyle kutular. Hocam öyle kutular. Ya yani bir Yüzüklerin Efendisi oyunu çıkardı mesela. İçinden ben dedim ki kitap mı? Asıl kitap mı yok strateji gayet. İşte şey nasıl oynanacağını gösteriyor falan. Çünkü şey yok ya. Yani grafik yok. Bir şeyler bulmaya çalışıyorsun yolunu. Galiba Commodore 64 oyunuydu o. Neyse. Sonra biz onu şey yaparken sen de Gothic'i biliyorsun. Dedim tabii çok iyi biliyorum. Yani lan çok çevirdik. İşte Secret, Gothic o dönemlerin şeyleri. Diablo gibi. Bundan sonra. Hack and Slash ama biraz daha RPG'leri baskın. Bir çıkardı bu Piranha Bytes'in ekibinin. Aa dedim sen de oradaymışsın. Evet dedi biz 5 orijinal kurucusuyuz Piranha Bytes'in falan filan diye. Hikayesi her seferinde şaşıracağım ben. Yani bunlar, bir tanesi de vefat etmişti. O grup şeylerden bir tanesi. Tabii çok özlemle anıyor o günleri elbette ki. Şimdi bir sorayım bakayım abi sizin IP'yi. Ne düşünüyorsun? Hani neler hissediyorsun? Bak bu da senden bahsettik diye. Aga işte hiçbir IP ölmez. Ölmüyor. Ya. IP çok şey. Değerli bir şey İnanılmaz yani. İnanılmaz bir şey. Çünkü yani şimdi oyun sektöründe de böyle teamüller, iş modelleri falan sürekli değiştikçe bu eskideki kalan nasıl diyeyim böyle arkaik demek istemiyorum. Çünkü obsolete olmuyor bunlar. Olmuyor. Yani oyunlar yaşlı ama geçersiz değil artık. Yani ikisi değil hatırlıyor muyum? Ve kendi şeyi var. Bir pazarlama değeri var. Bir PR, bir marketing değeri var. Onun haricinde hazır bir kitlesi var. Sıfırdan inşa etmiyorsun. Kulaktan kulağa yayılma ihtimali veya influencerlar aracılığıyla yayılma ihtimali var. Evet. O yüzden mesela Mount & Blade şu anda değme mobil oyunlardan çok daha değerli bir IP Türkiye tabii için. Çünkü yani 2050 yılına bile geldiğinde bir şekilde o Mount & Blade IP'si artık Türkiye'de olacak.
olur olmaz bir değer inşa etmeye devam edecek. O yüzden Türkiye'de de mümkün mertebe fikri mülk dediğimiz IP'yi, intellectual property'leri ön plana artık koyulması gerekiyor. Öyle gerçek şey de orada. Yani şimdi biz yine bizim yatırım dünyamızda biraz daha böyle metrik bazlı ve hani daha da çok alışkanlıklardan gelen bir şeyle yatırımla yapılıyor. Fakat yani bu işin asıl ticari bir taraftan da hani başarısının da saklı olduğu yer orası. Yani stüdyo mutlaka böyle uzun vadeli long run'da stüdyolar yani böyle kendileriyle gerçekten çalışacak asıl ekibi, core ekibi oluştuktan sonra bir yerden sonra mutlaka kendi IP'lerin peşine düşebilirler yani. Ve yani dikkat et, muhtemelen o ekipte Gothic ekibinde çalışmış birileri de vardır. Muhtemelen ama büyük çoğunluğu yeni. Yenidir. O IP'ye heyecan duyan insanlardır. Bir o oyunu da oynamış çocuklar. Bu aralar tabii. Onu da düşünüyorum bak mesela. Terki diyar edilmiş güzel fikri mülklere geri dönülsün. Abi yani o oyunu modlamış, o oyunla yatıp kalkmış, o oyuna belki hayatın önemli bir dönemini vermiş ve sevgiyle anan gençleri bulun, yeni takımlar kurun. Eski artık yani yaşlanmış, o IP'den sıkılmış insanları sallayın. Bunu mesela Metal Gear için aslında düşünüyorum ben. Yani eyvallah. Başında belki evet Kojima olmayacak ama Kojima'ya yakın farklı bir vizyon verebilecek nice genç insanlar vardır yani. Doğru. Oyun sektöründe yer alan. Yeni Metal Gear yapıyoruz. Nedir fikriniz diye bir atıyorum Konami açsın. Yani bilmiyorum öyle bir şey var mı, isteği arzusu var mı ama böyle de bir yol var demek ki yani. Yani bazı IP'ler var. O IP'lerin içerisinde istediğin oyun türünü çıkartabilirsin. Hı. Mesela bir Metal Gear evrenine bir action adventure tarzında bir oyun çok yakışır mesela. Çok. Yani bununla alakalı yani anlatabileceğin çok hikaye, işleyebileceğin çok fazla karakter var mesela. Revengeance çok güzel bir oyundu bence. Evet. Yeniden keşfedilmiş bu arada. Tekrar birileri Twitch'te oynamaya başlamış. Evet. Aa falan diye geri dönmüş zamanında oynamaya. Aynen ki orada çok yani çok farklı combo mekanikleri falan, aksiyon vardı ama kaliteli bir aksiyon. Çok kaliteliydi. Bir oyun daha var. O oyundan kaçınmaya çalışıyorum THQ Nordic. Çünkü zamanında 1999 civarında zannediyorum oynayıp... Usta sen bize bunun hikayesini Outcast. Anlatsana. Çok enteresan. Çok enteresan bir oyun. Bu oyunu yayın planına almıştım. Ben incelemedim diye hatırlıyorum Level'da. Birisine vermiştim incelemesi için. Sonra açtım. Bir gün boyunca oynadım. Abi yani eskisinin grafiklerini de koyar Berkan buraya. Yani Delta Force'un çıktığı ve Delta Force oynadığımız senede grafiklere bak. Yani 5-6 sene sonra çıkacak Morrowind'den daha iyi grafikleri var. Ama teknik olarak, frame rate olarak bir Jurassic Park Trespasser zorlanması çok yaşatıyordu. Zorladım oyunu. Çok da değişik bir oyundu. Şeyi severim. Yabancı bir gezegende işte uygarlık keşfet, onların kültürlerini öğren, dillerini öğren, garip bulmacalarla karşılaş. Bunun üstüne bir de voxel grafikliydi. Yani real time deformasyon yapabiliyorduk diye hatırlıyorum dağı bayırı vurduğumuz, attığımız şeylerle. Bu kadar zamanın ötesinde bir oyundu. Ben unutmuşum. Artık hiçbir şeyim yok. Arada yani şey yok, kalp atışı yok 99'dan bugüne kadar Outcast'le ilgili. Gerçekten. Sen tut oradan çıkar Outcast 2 yap. Nereden geldi aklına da nereden şey burada mesela diye. Z jenerasyonuna ben de katılabilirim. Bu ne deyip almayabilirim o oyunu. Çünkü o zaman da çok bende tatlı bir izlenim bırakmamıştı. Ama bu çok burada, ilginç bir şey. Buradaki bu, mesaj işte bu. Burada mesaj ilginç yani. 99'daki bir tane çıkmış, arada bir daha esamesi okunmamış bir IP'yi 2023 senesine hoplatıyorsun. Yine yani. 23-24 sene ya. Bakar mısın ya? Çeyrek asır ya. Çeyrek asır üzerinde hiçbir gündem olmamış. Bir IP bile. Bir şey planlıyor adamlar demek ki veya iyi bir şekilde benim hiç görmediğim, kesişim kümesine girmediğim bir Outcast seven community'ye sahipmiş demek ki adamlar. Çünkü zamanın ötesinde bir deneme. Evet. Outcast. Bir de bu Outcast Embracer Group, THQ Nordic'in de sahibi olan Embracer Group garip bir yer. Kendi oyun kütüphaneleri, oyun tarihi kütüphanesi yapıyorlar. O Tom Putski'nin evinde gördüğün kutulu oyunları birer birer toplayıp sadece bununla ilgili boardlarında yani yönetim kurulunda bir abi var. Ve bunu web sitesinde falan filan da görebilirsin. Librarian, kütüphaneci diye geçiyor. İlginç bir kafa ya Embracer grubun ki. Yani hakikaten yavaş yavaş topladıkları IP'lerin, topladıkları yatırımın ses getirmeye başladığını göreceğiz. İnşallah bu duyurdukları, bunlar haricinde de
pek çok oyunda duyurdular. Yaklaşık tabii, tabii. 1,5 düzine yani 18 tane falan oyun vardı yani şeyle gösterdikleri. Ama özellikle bu eskiden çekip çıkarttıkları oyunların ticari başarıya dönüşmesi hakikaten oyun sektörünün önümüzdeki 5-6 sene içinde alacağı yön için çok önemli. Çok İnşallah önemli. Çok başarılı olurlar. Umarım da şu tavsiyen artık servis bazlı FPS'lerden de bir şey yaparız, kurtuluruz yani. Kurtulmayız, o ilelebet devam edecek. Yani hepsi de kötü değil. Genshin Impact kötü mü mesela? Yok canım, Genshin Impact şahane bir oyun. Ben mesela Diablo Immortal'a o kadar laf ettim. Her gece girip 1-2 saat oynuyorum. Battle Pass bile satın aldım yani. Tabii küfür edebilirsin ama öyle, ben bir Diablo köylüsüyüm yani. Tamam, Diablo 4 çıkana kadar. Herkesin bir zayıf şeyi var, noktası vardır yani. Kriptomit'in de Diablo loot'u yani. Eyvallah. O döngü beni hapsediyor içine. Yani o... Var yani, alıcısı deli var, gibi var, tabii, onun tabii. Ama bu da olmalı yani, bunu da terk edin. Ne yapıyorsunuz abi, yılda bir tane FIFA çıkartan EA mi olur yani, gözünü seveyim artık yani. Şey olun yani, evet. Gerçekten. EA'in olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi'ye Embracer Group derler. Seviyoruz. EG in the game diye şey var. Evet arkadaşlar, siz de yazın bakalım, eski damarlarınız böyle kıpraştı mı bu haberler üstüne, aşağıda konuşalım. Abone olun, abone olmadığınızda Berkan çok üzülüyor, ağlıyor eve gittiğinde. Duşun altına alıyor. Evet, evet, düşün al böyle. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz. We'll be right back.